Hepinize günaydınlar olsun arkadaşlarım. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Kanalıma hoş geldiniz. Evime hoş geldiniz. Günaydınlar günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Ay Mikael var ya. Şöyle Çetin ailesi olarak güzel bir açılış yaptık. Dün akşam saat kaçta yattım? Yine aynı 4'te yattım. Kızlar ben bir daha var ya, kapanışta da söyledim, poğaça filan hayatta, sahurada yumurta kır, domates doğra, salata değil mi Mikail? Yok arkadaşlar, bir de ben bir tane de poğaça yedim, o da rahatsız etti. Sarımsaklı şeyler yapmayın arkadaşlar sahur için. Değil mi Mikail'cim? Evet. Yani sarımsağı da rendeledim ama tabii ki hani çok affedersiniz dişlerimizi de fırçaladık ama yine de insanı birazcık rahatsız ediyor. Şimdi markete gidiyoruz. Market alışverişimizi yapalım. Ama evde bayağı böyle kuru kumanya falan var. O yüzden ihtiyaç doğrultusunda artık alacağız alışverişimizi. Yağmurlu bir hava. Bugün İnegöl. Dün de aynı şekilde soğuk ve ben dün kombiyi yaktım. Dün çok soğuktu. Hayatım ne yapıyorsun? Siz var hayatım. Kalkmış orayı kazmışlar ya. Ha. Ondan sonracığıma kışlıklarımızı tekrardan giydik. Tabii ben yine ince bir şey giydim üzerime. Vallahi kış geri mi geldi? Ne olduk? Kış geri mi geldi Mikail? Yok, o Nisan yağmuru. Hani geçen gün biz tarım kredi kooperatifini bulmaya çalışıyorduk. Navigasyona suç bulduk ya. Navigasyon doğruymuş. Burada değil mi? Küçük bir yer daha açmışlar. Bizi oraya doğru getiriyormuş. Tabii ki biz hani çarşıdaki kaldırılmıştı, bilmiyorduk yani. Navigasyon doğru söylemiş kızlar. Geldik tarım kredi kooperatifine. Bir de buranın düzenini de çok seviyorum. Bir file markete gitmiştim Selma'nın sayesinde. File marketin de böyle düzeni çok güzel. Tarım kredi kooperatifin de böyle. Market turumuz başlasın. Aslında bir patlıcan almak istiyorum ama bir de burada patatesin kilosu da kaç lira? Kapandı kapı. Patatesin kilosu ne kadardı? 7.25 kızlar. Bilginize. Havuç 6 TL. Maydanoz. Allah'ım. Maydanozlara bakın. Market arabasını alsın da alışverişimizi yapalım. Bundan alacağım. Bir tane maden suyu da alsak Mikail. Şey yok burada, kınık yok. Da şu Kızılay da olabilir. Ya meyveli mi? Meyveli mi? Ha. Aa yok meyvelisi. Buraya Allah ne kadar baksana 89 TL. 90 lira. Ha 90 lira. Aynen. Şu tulum peynirlerini de fiyatı artmış. Gerçi her şeyini atıyor artık. Peynir var evde. Zeytin de var. Yani onları almayalım. Kaşar peyniri alabiliriz. Onu herhalde biz A101 verdiğine bakalım. Helva ister misin? Helva. Buranın helvası da güzelmiş. Gerçi takipçim keçi boynuzlu istemem de sadesi var. Kakaolu yok mu? Boynuzlu. Kaç gram? Baksın. Bilmiyorum ki. 16.90 yazıyor. Ama bu da sade. Keçi boynuzu sevmiyorum. Almayacağım. Vazgeçtim. Gel. Çayların fiyatı da burada. 29.95 500 gramı ilk hasat çay evde var. Yağlarda buranın 144 TL 5 litresi. Torkunun 174. Şunu alacağım.
Sadece buradan şey alacağız. Yeşil mercimek, bulgur. Fazla çeşit de yokmuş. Ha? Bu ne? Dur bakayım. Şunu da alabiliriz. Tamam. Başım döndü. 3 tane makarna. Şey var mı ki acaba? Fırın makarna. Bir gün aslında fırın makarna yapabilirim. Makarna yani yeter. Fırın makarna için. Yok herhalde değil mi? Yok. Hadi tamam çıkalım. Salçalar nasıldı burada? Baktın mı fiyatlarına? Mesela özellikle falan kaça alıyorduk biz? Bir deneriz. Domates salçası. Domates salçası. Yok şu. Acı biber bulmaya çalışıyorum. Tatlı tatlı biber. Tatlı tatlı. Bunlar tatlı. Açık mı? Acı biber salçası yok. Onu yine şeyden alırım ben. Mikel dana kıyma varmış konserve. Gördün mü? Dana kıyma konserve. Ha. Dondurma alalım mı ki? Dondurma. Bu da tarım kredi kooperatifi. Kızlar tarım kredi kooperatifinde sıvı yağın litresi 5 litresi ne kadar? 129. 129 TL. Ha? 129 TL. Bir tane alabiliyorsun yalnız. Ha, söyleyeyim. Hani 140 küsür lira ya. Yani birazcık uygun. Hemen söyleyeyim dedim. A101'e mi gidiyoruz Özdile'ye mi? Bir Özdile'ye de gitsek iki keseriz hem de. İyi tamam. Oradaki yanındaki züccacide götürür müsün beni? Ben orada biraz takılsam. Nasıl olur? Züccaciye gidelim mi? Bakayım götürürse orada da birazcık gezerim. Az çekim yaparım. Akşama çok güzel bir yemek yapacağız ama benim yufkam... Üçgen Park burası mı? Gideriz. Şeyin Pelin'in oturduğu yer. Hemen orada bir tane yufkacı var. Orada hem yufka almam lazım. Yufkaları çok güzel. Taze yufka. Akşama çok kolay bir yemek tarifi geliyor kızlar. Üstü benim. Ya. Hemen şuradan yufka alalım. Pratik bir yemek yapacağız. Hamur işi. Merhaba. 1 kilo bana taze yufka. Yırtık filan olmasın canım benim, tamam? Kaç? 1 kilo değil mi? Ha, 1 kilo. Oh, ne güzel de koktu. Buyurun. Ay, yeni mi yaptınız? Evet. Tamam. Çok güzel koktu ama. Yufka mı? Evet. Abla yufka zaten imanatıyız onda. Hayatım, çok görgüsüzsün. Onlar benim de. Senin benden çok paran var. Ya ama onlar benim de. Kızlar görüyor musunuz? Parayı aldı vallahi. Neyse. Alsın. Aramızda senin benim param var mı? Canım yok benim. Canım ya. Hiç. Benim param. Senin param. Senin para. Senin para. Aynen öyle. Ay vallahi bir kere. Alemsin aşkım. Hadi çalalım bir müzik. Günümüz neşelensin. Bakalım ne çıkacak. Beğenmedim. Daha değil mi? Hayatım, şanssızlığımız buradan başladı. Hem nasip verdim buyurmuşum. Mehmet'im de hayatım, müziği yok mu canım? Sadi gibi bir bize sadece %10 zam yapıyoruz. Kısa süreyle güzel bir müzik çıkmadı. Özle'ye gideriz değil mi? Oranın hamburger ekmeğine bakacağım. Akşam şey yapıyorum Mikail, çok güzel bir şey yapıyorum. Burada patates ne kadar?
patlıcan da istiyorum ama kan yoruk. İyi olurdu. Kahvemiz de yok. Dur. Kahve alalım. Azıcık. Mehmet Efendi. Tamam. Geç konuşuyor bak. Ay çay alma lütfen. Ev dolu dolu oluyor. Koyacak yer bulamıyorum. Şunu çok seviyorum. Sütler nerede? Süt mü bitmiş? Süt yok herhalde. Hı? Süt. Yani bak. Şunu alayım. Aa, bugün salı şey günü. Bunların bu ürünler günü. Tozun helvası. Ne kadar ufacık. Yeni mi? Kaç gram? Çok küçük. 200 gram. Daha bir şey alalım. Almayayım. Almayayım mı? Tamam o zaman. Daha büyüğüne bakalım. Kızlar bugün şey ürünler gelmiş salı günü geliyor ya, tamam diyemedim de. Tolkun'un küçüğüsü bundan alayım ben, aynı şekilde Tolkun'un da bitter fındık kreması, şöyle helvası, zile pekmesi, şöyle göstereyim. Şey almış. Kaç? 50 liraya geldi. Şunu da alsana. 22.90. Peynir. Tam yağlı. Ha, küp şeker canım. 84. Yok. Onu da alalım. Yok, küp şeker değil, toz şeker. Küp şeker dedim ben sana. Ha, toz şeker alacağım. Şey bakalım. Sinan bil 10 48 50. Bu ne kadarmış? 42 50. Arada artık hiçbir fark yok Sinan Gill'le bu onun. Ondan da alacağım. Şöyle aldım. Bu ne? Büyük boy. Şurada büyük boy alayım bir tane. Birkaç tane eksiği olsa da lise sona kadar karnelerimi saklıyorum abi. Topu topu iki teşekkür almışım. Sen de saklıyor musun? İyi geçmiş ya. Ben de saklıyorum. Kızlar kimler karnelerini saklıyor? Teşekkür belgemi olsun. Hepsini saklıyorum. Çocukların da. Vay güzelmiş. Atatürk Olimpiyat Stadı'nın açılış maçı biletiydi. Galatasaray Olympiakos. O bileti hadi gidelim. Araba almadık. Şöyle bir bakacağız. Zaten alacaklarımızın da çoğunu aldık. Aslında ufak bir sepet alsaydık. Bak, ıslak mendil lazım bize. Mikail, ufak bir sepet alsana. Önceden ne alırdı çocuklar küçükken? Aslında sağlıksız, biliyor musun, çocukların poposunu silmek onunla. Böyle pamuklar varmış. Onunla silmen gerekiyormuş. Kimyasal bir şey sürmeyecekmişsin bebeğin poposuna. Mikael, sen bana dalga mı geçiyorsun şu an? Saçların dökülüyor hayatım, fayda etmiyor artık. Alacak mısın? Hadi bakalım. A101'de gördüm. Şimdi fiyatını unuttum. 48'lisi 108 TL. Ay, bana bir üşüme geldi. Bismillah. Hani saç dökülmelerine karşı birebir etkili mi? Erkeklere özel dökülme karşıtı. Hadi bakalım. Benim oğlumun saçları dökülmüyor ama. İkiniz aynısını kullanıyorsunuz. Zaten dökülmesin. O da dökülür ileride belki. Senin saçın arkası gözüküyor. Normal. Ay, <he. gülüyor> ay şeklinde. Ne? Ay şeklinde.
Ay şeklinde bir hikaye tam şu arka kısmı. Ay. Ne alıyoruz? Var mı? Yani var. Var. Bir man bitince alırız, boş ver. Bugün seni masrafa sokmadı. Belki de sokmadı. Sabah sabah 400. 400'den fazla. Hayır, spor ayakkabı giyiyorum. Ha evet, bugün oğlumuza ayakkabı aldık. Güle güle giyinsin aşkım. Gel dağlar bebek bezlerinin fiyatını biliyordur değil mi? Ne kadarmış? Bak bebek bezi görüyor musun? 137 TL Mikael Prima. Vallahi bebekli anneler, babalar. Vallahi fiyatları bayağı pahalıymış bunların da aşkım. Molfix'ler ne kadarmış? Hiç bu bölüme bakmıyordum ama şimdi şöyle bir baktım, 146 TL. Biz kurtulduk. Ay vallahi Allah kolaylık versin. Bebek ürünleri de çok pahalı. Bakın mamalar 78 TL. Vay vay vay. Şu Aptamiller 179 TL. Mustafa'nın şu sevdiği çikolatalardan alayım. Ay bunları ne çok yerdik. Hemen alayım bundan bir tane. Canım şunu alsana. Çekirdek çıtlar mıyız? Vakitte olmuyor ki. 3 kilo. 3 kilo alalım ya. Sen al, ben şu taraftayım. Şekerle baş başa bıraktım. Birazcık orada durur şimdi eşim. Ay buranın ekmeği çok güzel. Kızlar. Şu geçen de almıştım ben tantuni yaparken. Çok lezzetli. Ha, şuradan şey alacağım. Bir hamburger ekmeği bakıyorum oğluma. Susamlı hamburger ekmeği. Evet şunlardan. Şey neydi bunun adı? Küfrü peynir. Göğermiş. Şu peynirden almıştık biz geçen. Çok güzeldi. Ne yapıyoruz? Şimdi buradan salı pazarına gidiyoruz. Patlıcan falan da bakmam gerekiyor. Al canım. Bir tane de böyle soda aldık. Şimdi salı pazarına gidelim. Alanyurt yolunda. Alanyurt yolunda değil mi orası? Ben tam böyle... Alanyurt'ta değil mi? Alanyurt yolu nereden çıktıysa. Ay çok da soru gözüküyorum. Buradan da alacakları aldık. Pazar alışverişi. Sonra eve jet hızıyla ve yemeğimiz kola yama. Ama şöyle güzel bir yeşil mercimekli annet çorba yapacağım arkadaşlar. Şöyle canım çekti. Birazcık da böyle erişte katarım içine. Domates güzelmiş, Mikael domates. Vallahi güzele benziyor. Domatesler şekercesi, ufak lezzetli de abi. Evet. Valla şeker domates, o tatlıdır yani. Mikael abi iyi misin? Oh sen miydin lan? Hocam o mu diyorum, kulağım bir şey yandı. Oroşya biraz gözlerim de görmüyor ya. Alalım. Salata ne kadarmış? Salata ne kadar? 12 abi. 1 kilo da salata ver. Yenge isterseniz seçebilirsiniz bunu. Yok yok. Ha. Hepsi güzel benziyor zaten. İyisin değil mi abi? İyisin abi. Çok güzel. Aramızda hiçbir şey gözü görmüyor insanı. Valla akşam olsun yerine. Evet. Bir karnıyarık yapayım. Şu üç tane yeter.
tane de fazla o. Ha? Yok yok, 3 tane yeter. Mustafa yemiyor ki. Hadi Emre olsa alırdım. Oğlumuzun dershanesine geldik. Ablaları şimdi bir durumunu da bir soralım. Hadi bakalım. Gerçi bazen sınavlarda bir inişler, bir çıkışlar oluyor ama bakalım artık gidişat iyi. Eğer heyecanla yenik düşmezse, biraz da dikkatli olursa başarır inşallah. Allah tüm çocuklarımıza zihin açıklığı versin. Vallahi biz de bir stres olacağız dışarıda. Dur bakalım. Marketten geldik. Aldıklarımızı da hemen paylaşayım sizinle. Şimdi Özdilek Tarım Kredi Kooperatifi, bir de BİM'e gittik. Şöyle bir içecek aldım. Bu aslında var ya, bize o kadar çok ki, tekrardan eşim böyle bir tane sıvı yağ aldı Tarım Kredi'den. Fiyatı da gayet uygun. Ya, arabada söyledim ama hani belki videoyu izlerken atlayan arkadaşlar olur. Fiyatı uygun. Gidip alabilirsiniz. Bu efsane marka. 10 her zamanki tercihim. Maden suyu aldık. Özürek'ten şöyle damla çikolata lazım oluyor. Kahvem bitmişti. Bir de işim böyle 2 kilo şundan kaşar peyniri. Bunu ben bölüyorum. Dondurucuya atıyorum. Öyle kullanıyorum. Yoksa dışarıda asla zaten bitiremeyiz onu. Şöyle burçak bisküvi dedim. Unuttum şimdi. Baldır pirinç aldım. A101'in de güzelmiş. Geçen aldım ben. Geçen ay almıştım. Aynı şekilde böyle BİM'den aldım. Yeşil mercimek. Şimdi birazdan çorbasını yapacağız bunun. Hemen koyayım onu da ocağa. Burayı topladıktan sonra bulgur pilavı diyorum. Bulgur aldım. Bulgur gerçekten güzel oldu. Yine her zamanki gibi Gofrik'ten. Bugün BİM'deki ürünler torku günü kızlar. Böyle bisküvisini aldık. 2 kilo da böyle toz şeker. Aslında keşke 3 kilo alsaydı da yeriydi. Şöyle kakao aldım. Makarna aldım. Garnitür aldım. Belki bugün makarna salatası yapabilirim. Biber salçası. İlk defa domates salçasını deneyeceğim. Bakayım nasıl. Şampuan, ıslak mendil, çöp torbası. Bir de yufka da aldım. Aynen o şekilde. Bunlar ne kadar tuttu Mikalciğim? 750 civarı. O civarda tutmuş kızlar. 750 civarında. Zaten evde benim kuru kumanyalarım da vardı. Hani almadım. Onlarla filan aldığınız zaman 1000 TL'yi zaten 1000'den fazla da hatta tutar. Fakat pazar fiyatları az bir şey de olsa, çok az da olsa düşmüş. Pazardan aldıklarımız yumurta, marul aldım, taze soğan, patlıcan aldım ki karnıyarık yapmayı çok istiyorum. Ya da oturtma, yani patlıcanlı bir yemek yapmak istiyorum. Acayip derecede canım çekiyor. Soğandır, patatestir, domates. Domatesler de güzel benziyor. Burada ne var? Ha. Sonradan eşim pazara gitti. Biz almadık. Unuttuk. Dedim git bana. Dedim hani pazar şey lazım, biber filan. Dedi tamam dur o zaman gidip alayım gelip. Sonradan da bunları aldım. Şimdi bunları yerleştireceğim. Eşimden de yardım isteyeceğim. Şunları filan o da bana yardım etsin. Kıymalı içimizi hazırlayalım ve yemeğimize geçelim. Ama önce mercimek çorbasını şöyle koyayım. Azıcık haşlayayım. O ilk o suyu çıksın, o gazı çıksın. Hadi bismillah diyelim az o zaman. Mercimeği süzdüm. Birazdan onu hazırlayacağım. Yani yapacağım. Ama ondan öncesinde şu kıymalı harcı bir hazırlayalım kızlar. Yufkadan 2 adet yufkadan, ama belki ben 3 adet kullanabilirim. Burada yarım kilodan birazcık fazla kıymam var. Karabiber, bol karabiber katıyorum. Özellikle karabiberi bol tutuyorum. Pul biber. 2 tane soğan da rendeledim ve yarım çay bardağı suyu. Tuz, tripodum hazır. Telefonu takıyorum. Yine aynı şekilde çekimlerim için tekrardan kusuruma bakmayın arkadaşlar. Dik çekimde yapıyorum. O kısımları da ekliyorum. Çünkü ayrıntılı buradan da paylaşmak istiyorum. Radyomun sesini kapatayım. Şöyle hemen kıymalı harcı böyle bir poşete yaptım. Diyelim sıkma poşetiniz yok. Normal buzdolabı poşetine de yapabilirsiniz. Ama onlar birazcık ince oluyor. Acaba hani sıkarken yırtılır mı bilemeyeceğim. Kaşıkla da böyle uzunlamasına yapabilirsiniz. Mutfakta zaten her şeyi bir çare buluruz biz kadınlar. Mercimek çorbasını da göstereyim kızlar. Yeşil mercimek yaptım.
Arada karıştırayım bunu. Eriştesini katacağım. Şöyle göstereyim. Şimdi yufkamı sereyim. İki yufka kullanıyorum ben. Fakat sıkma poşetine koydum ben kıymayı. Gösterdim size ama onunla sıkarken birazcık zorlandım. Hani itiraf edeyim. Aslında en iyisi kaşıkla sık. Kaşıkla koymak. Yani siz öyle yapın. Birazcık böyle koyarken kıyma havaya kalktı. Yufkayı o da aynı şekilde bayağı böyle zorladı beni. Şöyle uzağa alayım tam çekim olsun. Şimdi ilk yufkamı serdim. Ortadan ikiye kesiyorum yufkamı. Bu kısmı da böyle ikiye kesiyorum. Burayı da. Bir de belki de şu uç kısmını da çok kestim. Yufkamızın bu geniş olan kısımlarına, uzunlamasına böyle yapacaktım ama birazcık da ben şey yapmışım. Ucunu da bayağı büyük kesmişim. Bakın böyle toplattırdım. Alttaki yufka o beni birazcık böyle zaman da kaybettiriyor. Hani amacım şöyle kolayca yapmaktı. Belki siz yaparsınız. Hani ben zorlandım. Belki siz zorlanmazsınız. Canınız nasıl istiyorsa kıymayı öyle koyun. Ben kaşıkla koymayı tercih ediyorum şu an. Yok. Bayağı benim zamanımı alacak bu. Mesela bundan çok güzel köfte uzunlamasına yapılır. Bundan yemez misin? Yerim. Yersin. Sana ben hamburger de yapacağım. Tamam. Azıcık patatesi kızartayım mı? Sadece köfte mi olsun? Azıcık kızartayım. Acıkmış Mustafa Bey. Acıktığı zaman mutfağa geliyor. Bu kısmı böyle katlayacağım ama sıkı bir şekilde saracağız. Şöyle sıkı sıkı yapayım. Böyle mantı yapmaya can kurban. Vallahi mantı yapmak birazcık böyle insanı uğraştırıyor. Yemesi 5 dakika, yapması bayağı zahmetli oluyor. Eşim de bana sürekli ısrar ediyor bu aralar. Mantı yapsana, mantı yapsana. Bu kısmı boş bırakıyorum. Su yumurta fırçasıyla su süreceğim, yapıştıracağım yufkayı. Aynen bu şekilde hazırladım. Sıkacağım. Nasıl sesim gitti değil mi? Bu saatlerde ben değilim. Bu kısımlarına fırça yardımıyla sürüyorum. Şimdi birbirine yapışsın yufka. Aynen bunu da böyle yapıştırdık. Bunu da böyle. Evet. Şimdi ortadan ikiye kesiyorum. Şimdi ruletle iki parmak genişliğinde kesiyorum. Büyük oldu. Evet kızlar, bir tepsi hazır yufkada mantımız hazır. Patatesler kızarıyor. Köfteyi de çıkarttım dondurucudan. Şimdi üzerlerine sıvı yağ gezdiriyorum. Fırında 180 dereceye aldım. Alt üst ayarda, üstleri böyle kızarana kadar pişireceğiz. Biraz daha yağ dökeyim. Hızlandım bu arada. Ne yapacağım şimdi, köfteleri de çıkarttım. Ay dedim mi bilmiyorum, ne dediğimi de unutuyorum. Onları da kızartacağım. Hamburger ekmeklerini ısıtacağım. İşte turşu falan ne istiyorsa arasına koyarım. Çorba tamam. Bir sarımsaklı yoğurt ayarlayayım. Üzerine salçalı sosunu.
Tam yarım saatten çok az böyle biraz bir zaman var iftarımıza. Hayatım azıcık gelip yardım etsene bana. Hiç. Vallahi. Ne yapıyorsun? Haber programlarına telefondan tekrar da bakabilirsin. Vallahi yata yata oruç tutuyorlar. Yaptığım mantıya konuşuyor. Nerede gördün geçen? Dün. Ha, nerede? Yemek programında gördüm. Ha. Erkek yarışmacı yalancı mantı yapmış. Ha. Kadınlar hep burun kırıyorlar. Çok basit bir de diye. Çok soğuk olmuş için. Sen ne diyeceksin şimdi bu akşam? Ben izlemiyorum hayatım öyle şeyleri, öyle göz gezdirirken. Ha, öyle mi? Hadi sana kolaylık yapayım. Aslında soyman da gerekmiyormuş. Gel deneyelim bunu. Soyma gerekmiyormuş. Bakalım. Ver bir tane daha kabuklu ver. Önce kabuk. Önce onları bir ez. Bak. Ha. Önce onları sık, sonra kabuklu koyalım. Öyle mi yapalım? Hı-hı. Al sen ya. Bak bir de bana diyorsun ki bu ürünleri neden alıyorsun? Sana hayatını kolaylaştırıyorum. Ya bu iyiymiş hayatım ya. Ben akıllı kadınım. Evet bir de öyle yapalım. Kabuklu koy bakalım. Dediler mi böyle doğru? Aha dediler. Kesin mi? Hı, kesin. Kal. Dur bakalım valla merak ediyorum. Gördüm ama. Üf, sarımsak koktu çok kötü. Valla şu sarımsak var ya yani asla böyle şey yiyemem. Hadi aşkım. Kıracaksın. Evet. Bakın göster canım bak. Bak telefonu çalıyor. Geldim. Kabuklu da oluyormuş kızlar. Ay tip mi ipe kaymış bende. Sos kabuğuma bakar mısınız? Yoğurdu bunda yapıyorum. Şu kokuyu seviyorum. Ama çiğ asla yiyemem. Patateslerimiz de kızarmış. Onları da alayım. Ben var ya şu an böyle pırpırım yani mutfakta öyle diyeyim ben size. İftara yakın. Hemen açarım telefonu. Şöyle bir gösteririm. Şu an yeni fırından çıkarttım. Çünkü ben fırının ayarını da yükseltmemişim. Bir, hatalıyım. Ondan sonracığıma yetişmedi. Birazcık herhalde hemen kızarır sandım. Rahat davrandım. Allah'tan böyle hani konuşan bir eşim yok. Şükürler olsun. Çorbasını yedi. Patates kızarttım. Köfte kızarttım. Kompostosu. Ondan zaten mutlusu yok. Yani bu oyunu çok seviyorum. Hayatım bu oyunu çok seviyorum bak. Sağ ol. Bir taraftan da böyle kıtır yufkaları da yiyorum. Şimdi buraları toparlayayım. Her yer savaş alanı gibi oldu. Yarın yemeğin sunumunu her şeyini yaparız. Saat 1:05 geçiyor ve ben şu an yeni videomu bitirdim. Mikael de kahveden geldi. Kapanışı yapayım kızlar. Bir de biz bugün dershaneye gittiğimizde biraz sesli konuşayım Mustafa'ya da ses gitmesin. Dershanedeki hocamız Selim Hoca. Çok ilgililer, çok alakalılar. Buradan tekrardan teşekkür ediyorum. İlgi ve alakaları içinde doğru bir tercih yapmışız. Sağ olsun bir günün sayesinde oldu. Mustafa'nın elinden telefonu almamızı istedim. Kesinlikle PlayStation, telefon. 1,5 ay değil mi var Mikail? Evet. 1,5 ay dişini sıkacak hiçbir şekilde telefon... Televizyon yani bunları hayatında 1,5 ay olmayacak. Yani geleceği için dedi lütfen dedi. Zaten biz sizi arayacaktık. Son 10 gün birazcık kendini saldı dedi. Normalde full yapabilecek çocuk. Fakat birazcık kendini saldı. Bir de test çözerken kendinden çok emin. En büyük yanlışı burada yapıyor. Hemen bitiriyor. Hocam çok kolaydı. Bitti benim testim. Herkesten önce çıkıyor. Sonra Selim Hoca da baktığında tabii ki yanlışlarını görüyor. O yüzden dedi birazcık da ona hani şey yapmış, uyarmış onu bu konuda. Zaten dedi hani biz de sizi arayacaktık. Telefonu elinden alın. Yani eğer dikkat ederse
Kesinlikle istediği bir liseye gidebilir. Tazen istediği lisede Fen Lisesi arkadaşlar. Ama kazansın kazanmasın canı sağ olsun ama çok istiyor. Kendisi de istiyor. Birazcık da bazı şeylerin değiştirmesi gerekiyor. Özellikle değil mi? Çok hızlı çözüyor testlerini kızlar. İşte o konuda uyardı bizi. Hocası siz dedi hani evde konuşun, emin olun dedi, telefonu elinden aldığınızda, işte televizyondan, oyunlardan uzak durduğunda daha çok hani ilerleyeceğini göreceğiz dedi hep birlikte. Bakalım artık kızlar, hayırlısı olsun hakkında. Buradan da tüm çocuklarımız Allah zihin açıklığı versin, içinde benim yavruma da. Şurada çok az bir zamanları kaldı, birazcık da dişlerini sıksınlar. Yani 1,5 ay telefonsuz kalsın, hiçbir şey olmaz. Sonuçta bizler de telefonsuz büyüdük ve daha iyiydik gerçekten. Şimdi çocuklar böyle sürekli ellerinde telefon, konuşmayı bile unutuyorlar, insan ilişkilerini bile unutuyorlar, nasıl konuşulacak, ne yapılacak. Yani şimdiki gençlere birazcık konuda üzülüyorum. Şimdi ne diyeceğim? Yemek yetişmedi kızlar. Ama yapmasaymışım bile, değil mi? O yemeklerle doyarmışız, değil mi canım? Sanki eşime krizim var. Evde, değil mi? 2 kere oldu bu. Yemekler bir türlü yetişmedi. Vallahi sana bir krizim yok. Ben biraz zaman ayarlamasını yapamadım, o yüzden oldu. Sağlık olsun, karnımız doydu mu? Doydu. Yarın üzerine yoğurdunu, salçalı sosunu yaparım. Afiyetle yeriz inşallah. Çorban filan da kaldı. Başka bugünün özeti, zaten artık market fiyatlarını söylemem bile gerek yok. Fiyatlar aldı başını gidiyor. Allah alamayanların yardımcısı olsun kızlar. Vallahi fiyatlar bariz belli artık. Ama sıvı yağ bir tık daha uygundu Tarım Kredi Kooperatifinde. Oradan da mutlaka bir bakın. Toplamda 750 civarı işte market tuttu. Pazar ne kadar tuttu bizim? Pek bir şey almadık. 150 lira. Pek bir şey almadık, 150. Artık şeyiz. Bir şey almadık ki, 100 lira tuttu. Önceden 100 liraya var ya, pazarın meyvesinden, sebzesinden her şeyini toparlardık, eve gelirdik. Durum bizim hikaye Faik'le Safiye'ye benzetmiş. Hatta siz onlardan daha güzelsiniz demiş. Arkadaşım Selin herhalde. Selin olması gerekiyor. Unutuyorum arkadaşım, kusura bakma. Birbirimizle olan diyaloğumuzu çok beğeniyormuş hikaye. Çok tepkisiz kaldım. Selamlar o zaman. Bazen benim eşime kal geliyor. Saçım, şeklim, şemalim birbirine girdi bugün. Bir de videonun editini yaparken yüzüm ne kadar soluk gözüküyor. Onu da fark ettim. Şimdi yorumlarınıza geri döneceğim kızlar. Çoğu yoruma geri dönmedim. Sizleri çok seviyorum. Videolarımı beğendiyseniz, beğen tuşuna basarsanız eğer, yorumla yaparsanız, kanalımı da sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla paylaşırsanız, kanalıma da abone olmadan arkadaşları da kanalıma davet ediyorum diyorum. Lafı toparladım. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.